Merhaba sevgili dostlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok kullanılan bir deyim var. Aptal düğünden, çocuk oyundan bıkmaz diye. Yani bizim çocukluğumuzda da vardı. Bu atasözün açıklamasını şöyle ifade etmek mümkün. Çocuk mantıklı hareket edemez. Aptal da gününü gün eden ve duygularına göre yaşayan biridir. Yani bu nedenle söylenmiş olabilir diye düşünüyorum. Vallahi ben bugün birazcık ülkeye yukarıdan bakmak istiyorum ki bu nedenle de bu sohbeti ülkeyi yönetenler için yaptım. Bu bloğumdan insanlar, yani çok farklı yapılarda kategorize etmek pek gerekli değil diye daha evvel söylemiştim. Onu kanıtlasın diye yazdım. Yani insanları ikiye ayırın. İyi insanlar, kötü insanlar. Ancak konumuz, hani bizi yönetenler ya, aslında insanların hepsi belki de iyi insandır. Yönetenler bazılarının yapılarını kendine uygun olduğunu düşünür ve kendileri için kullanırlar. Eğitimleri, inançları, o yani bu role uygun ise bunları seçerler. Ama ya eğitimli ve ülkenin her yerinde önemli görevler yapmış insanların davranışlarını neyle açıklayacaksınız değerli dostlar? Yıllardır ülkede süren, devam eden, yani her şeye bir de böyle bakmak lazım. Birileri, yani ülke yönetenlerine ya taraf oldular ya da belirli bir nedenle karşı çıkmadılar. İşte inandığımız bir uygulama bu işte. Eğer yaptığınız bir icat eleştiri veya tepki gelmemesini istiyorsanız insanları ya yemleyeceksiniz ya da korkutacaksınız. Ondan sonra yola devam. Nasıl olur toplum biraz aptal, biraz çocuk? Baştaki lafa dönüyorum arkadaşlar. Menfaatlerine uygun bir yapı bulduğu anda insanlar değişiyor dostlar. Hani yaptıklarının endazesi de yok. Hani bir laf vardır, deliye bal tattırmışlar, çarşıda katran bırakmamış diye. Yani bir keresinde bile ikram edilen güzel bir şeyden kötü şeyler çıkartmasını çok güzel beceriyoruz arkadaşlar. Ancak sonra ne olacak? Yani insanlar hani böyle yok işte ona hakaret, buna hakaret, işte hapis, mapis, bilmem baskı, mahkeme ile bir tarafa kadar tutuyorsunuz. Ancak menfaat sağlayanlar var ya arkadaşlar. Onların işi daha zor. Bence tabii. Yani benim söylediklerim doğru olduğunu her şeyin göstermiyor. Bu konuda size milattan önce 95 yılında yaşayan Marcus Porcius Cato Utriensis'i hatırlatmam gerekiyor. Dedesi politikacı ve devlet sözcüsü. Yaşlı Cato ile isim benzerliğinden dolayı genç Cato
Yani Kato Minör diye de adlandırılan bir Romalı. Roma Cumhuriyeti'nin son dönemlerinde yaşamış olmasına rağmen yani tamamen inatçılığını ve bildiğinden şaşmaz kişiliğiyle tanınıyor. Döneminde oldukça yaygın olan, ki o zamanlar da varmış, rüşvetle olan iddialı olaylarıyla ilgili yaptığı mücadele, ahlaki dürüstlüğü ve özellikle Jules César ile olan mücadelesi ona tarihte önemli bir yer vermiş. Önemli bir tespiti şu: aptallar akıllılardan pek az şey öğrenirler. Ama akıllılar aptallardan çok şey öğrenir demiş. Vallahi dostlar, son zamanlarda yaşananları bana bugüne kadar ya, olaylara bakıyorum. Yani bugünlere getiriyorum ki yani değerli bu insana hak vermemek elde değil. Yani kime bakarsanız bakın, İktidarı alkış tutanlara bakın, yancılara bakın, hani basın organlarına bakın. Bak şimdi öyle pek fazla itiraz eden basın organı da kalmadı ya. Köşe yazarlarına bakın. Olayları görürsünüz. Ancak önemli bir şey var. Bugün biraz da sevinerek görüyorum ki artık yüreklilik artışı epey öne çıktı. Yani birileri artık bir şeyleri bildiklerini ve öğrendiklerini gösteriyor. Bu da tabii ki olumlu bir sonuç dostlar. Bugünkü sohbetimi burada sonlandırıyorum. Hadi bakalım, hayırlısı diyorum. Bana abone olun, bildirimlerinizi açın. Hepinize sevgiler sunuyorum dostlar. Hoşça kalın efendim.